ile emeğiyle para kazanmaya çalışan, işsizlik belasıyla boğuşan, iş bulduğu anda yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan milyonları zor bir kış bekliyor. Hiç mi memnun olan yok bu düzenden? Memnun olanların sesi yüksek çıkıyor. Vatan, millet, ezan, bayrak derlerken Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlara öylece baka kalıyoruz. Bizim villanın önüne park ettim yeni oyuncakları diyen çıkıyor mesela. Üç tekerli bir araç, bir diğeri tek kapılı bir spor araba herhalde. Bilmiyorum ki Şahin Çetin Alp, İzmir'de herkes kaderini yaşar diye paylaşmış Instagram'da. Hayat herkesin istediği gibi olsun. Hayat adil olsun. Yoksulluğun karşıtı zenginlik değil. Yoksulluğun karşıtı adalet. Adil bölüşmek. Şimdi bu servetlerin kaynağı sorulacaktır herhalde. TÜGVA, TÜGVA yine bildiğiniz. İzmir Karşıyaka temsilcisi, Türkiye Gençlik Vakfı İzmir Karşıyaka temsilcisi, özel AKP plakalı araçlar, aracında pahalı içecekler onlarla anılıyor. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de Türkiye'de yaşanan işsizliğe dikkat çekiyor. Türkiye'de TÜBVA gibi vakıflar, AKP'nin vakıfları kendisinden olmayan hiç kimseye yaşam şansı tanımazken... Kendilerinden olanlar ise ihya alıyor, zenginleşiyor. Resmi rakamlara göre yaklaşık 14 milyon işsiz varken TÜGVA temsilcisinin zenginliği tartışılıyor. <laughs> Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında Türkiye Gençlik Vakfı yani TÜGVA. Siz TÜGVA'da karışık kuruş abuk bir şey yapıyor musunuz? Hayır. Kamuda torpil listeleri ve kadrolaşma iddialarıyla tepkilerin hedefi haline geldi TÜGVA. Kamuya devlet memurluklarına kendi yandaşlarını yerleştiriyorlar. Hakim ve savcı mülakatlarına, polis asker alımlarına referans listeleri veriyorlar. Ve böylece paralel bir devlet gibi yapılanıyorlar. Son olarak gündeme TÜGVA Karşıyaka temsilcisi Şahin Çetinak geldi. Lüks otomobiller ve şatafatlı hayatıyla. Daha önce de gördük. İnanılmaz bir lüks, inanılmaz bir şatafat ve aslında açlıktan kırılan, ifliskten kırılan ekonomisi çökmüş bir Türkiye Cumhuriyeti'nde AKP AKP'nin yandaşları inanılmaz zengin, inanılmaz mutlu Çetin Alp'in fotoğrafını paylaştığı lüks otomobilde AKP plakası bulunuyor. AKP plakası kullanmasını sosyal medya hesabından canımız ya da malımız davamızdan değerli olsa bu plakayı kullanmayız ifadeleriyle açıklıyor. TÜGVA temsilcisi Çetin Alp'in diğer paylaşımlarında da lüks evler ve lüks araçlar bulunuyor. Çetin Alp'in bir başka paylaşımında lüks otomobilinin yan koltuğunda dünyanın en ünlü Fransız şampanyasının bulunması dikkat çekiyor. Lüks arabalar içinde alkol şişeleri, lüks bir yaşam, inanılmaz bir hayat, genç yaşta inanılmaz bir servet. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antben Türkiye'de yaşanan işsizliğe dikkat çekti. AKP'ye yakın kişilerin zenginleştiğini söyledi. Türkiye'de 14 milyon işsiz var. Türkiye'de insanlar açık sınırında yaşıyor. Türkiye'de TÜGVA gibi vakıflar, AKP'nin vakıfları kendisinden olmayan hiç kimseye yaşam şansı tanımazken kendilerinden olanlar ise ihya alıyor, zenginleşiyor. Servet düşmanlığı değil, adalet talebi, hakça bölüşüm, adil bölüşüm olsun isteyin. Adalet çok önemli. Dediğim gibi, yoksulluğun karşıtı e, adalet, zenginlik değil. Bakın bu ülkede en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri adalet. Bu ülkede ev sahibinin hesabı o bankada diye bir bankaya para yatıranları falanca terör örgütüyle iltisaklı diyerek götürdüler. Cezaevine attılar. Hal böyleyken bir isim meclis başkanı Mustafa Şentop'un kefilliği sonrasında takipsizlik kararı aldı mahkemeden. Soruşturmasında daha doğrusu takipsizlik kararı verildi. O isim eski askeri savcı hakim Eren Şen. Takipsizlik kararı verildikten 4 gün sonra MİT'ten savcılığa gizli bilgi notu geldi ortaya çıktı. O bilgi notunda bakın ne yazıyordu? FETÖ'den yargılanıyordu. Meclis Başkanı Şen top kefili oldu. Dosyası takipsizlikle kapatıldı. O hakim örgüt şemasından çıktı. Genelkurmay Adli Müşavirliğinde askeri savcı olarak görev yapan Eren Şen hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla Ankara'da yakalama kararı çıkarılmıştı. 11 Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olan Şen, FETÖ yapılanmasıyla irtibatının olmadığını, askeri yargı içerisinde de örgütten kimseyi tanımadığını söyledi. Savcılık soruşturma kapsamında birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Bugün de bütün sağlamlığıyla dünyaya meydan okumaktadır. Ancak Şen hakkında en kritik ifadeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop verdi. Şen'i Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıdığını, mezun olduktan sonra henüz stajyer hakimken yanına geldiğini savundu Şentop. Eren Şen 2012 yıllarının sonu itibariyle FETÖ ile mücadele konusunda yararlı bilgiler verdi. Masum olduğuna inanıyorum dedi. Savcılık soruşturma sonunda Şen hakkında 22 Mayıs 2017 tarihinde takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Şen Top'un kefil olmasının ardından dosyası takipsizlikle kapatılan hakim Eren Şen'le ilgili gizli istihbarat raporuna Dolce Veli Türkçe'den Ali Canoğlu'da ulaştı. Takipsizlik kararından 4 gün sonra Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından savcılığa gönderilen bilgi notunda eski hakim Erenşen'in Şen'in üsteğmen olarak askeri yargıda görev yaparken örgütün mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatlı olduğu operasyonel hat kullandığı belirtildi. İddia çok ciddi. Deniliyor ki meclis başkanı kefil oldu soruşturmaya gerek yok denildi dosyası kapatıldı. Oysa ki bakın hakkındaki iddialar ne kadar ciddiymiş. Gözüm burada kalmış. Şu yan duvarda. FETÖ deyince bir haber daha vereceğim size Ankara'dan. Şurada durayım da anlatayım bu sevimli fotoğrafın önünde durayım anlatayım. Bu arada mesajlarınız için teşekkürler. Emekli izleyicimiz Ercüment Bey adalet adalet diyorsunuz. Benim mesajımı tweetimi niye okmuyorsunuz? diye okuyayım. Ercüment Bosfil diyor ki peynir 55-60 üzeri et 65-70 lira. Zeytin 35-45 arası elektrik su doğalgazı saymıyorum bile. 58 yaşındayım zor zor geçinmek. Hakkımız helal değil diye tweet atmış epey öfkeli. Fikret Şimşek, geçen yıl tonunu 1400 liraya aldığımız kömür bu yıl 4000 lira oldu. Kış nasıl geçecek? Daire başı 3 ton almamız gerekiyor. Nasıl geçecek bu kış diye soruyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bu kışı dayanışmayla atlatacağız diyor. Ankaralı'nın kara kış fonu hazır. Para Ankaralıya harcanacak diyor. Ankara'yı 25 yıl yöneten eski belediye başkanı 9 yıl önce Belediyeye oyuncak almış kucağında tuttuğu oyuncakları. 916 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı oyuncaklara. Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oyuncaklara bir servet ödediği ortaya çıktı. 9 yıl önce belediyenin kasasından 916.640 lira ödeme yapıldı oyuncaklara. 44 kıtre bebek, konuşan kediler, ip saçlı bez bebekler, plastik arabalar gibi 12 kalem oyuncağı Melih Gökçe'nin binlerce lira para ödediği ortaya çıktı. El vermiyor, tüy bitmedik yetimi hakkının. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemi kalem kalem çıkardığı oyuncaklara ödenen paraları. 2012 yılında tüm bu oyuncaklar için 916.640 lira ödeme yapıldığı tespit edildi. 2012 yılında döviz kurunun 1.75 lira olduğu dönemde alınan oyuncakların bugünkü değeri döviz kuru üzerinden 5 milyon lira. İhale dökümanında oyuncakların sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla satın alındığı belirtildi. Ayrıca yine o oyuncakların sünnet şölenine katılanlara, Akçay'a tatile giden başarılı öğrencilere, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan çocuklara dağıtılacağı ifadesi de dökümanlarda yer aldı. Kıtre bebekler ee, i̇şte e, naylon ip saçlı bebekler, çocukluğuyla ilgili belki hani oraya dönüp bir bakmak, araştırmak lazım ama harcanan paralar böyle. Ankaralı'nın paraları, dinozorlar, dev dinozorlar, e, uçan arabalar, sonra hurda yığınına dönmüş arabalar. E, Türkiye'nin en büyük bataklarından biri biliyorsunuz, Anka Park adı verilen batak. Neyse ne olacak önümüzdeki seçimlerde? Ne olacak yani ne değişecek? Ee, değiştirmek toplumun elinde sandıkta değişimi gerçekleştirecek. Bir de liderlerin elinde değişikliğe karar verdiler. Biliyorsunuz seçimde baraj %7 olacak diyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli baraj %7 olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da benim teklifimi kabul etti Devlet Bey dedi. Yani %7 teklifi benden geldi dedi bugün. Onun haberi Tartışma barajın kaç olacağı değil aslında. MHP'nin kaç oy alacağı eğer MHP 6 alacaksa Barajı 5 yapacaklar 8 alabiliyorsa 7.1 alabiliyorsa Barajı 7 yapacaklar burada özellikle yüzde beş yüzde7 meselesi gündemdeydi bu konuda devlet Bey benim yüzde7 teklifimi kendileri de aynen kabul ettiler bu noktada Siz nasıl uygun görüyorsanız bizim için o kabuldür dediler seçim barajı düşüyor Cumhurbaşkanı Bahçeli ile anlaştıklarını